Merhabalar. Bugün sizlere Zoom uygulamasını indirme ve kurma aşamalarını, aynı zamanda arayüz kullanımı ile ilgili detayları paylaşacağım. Öncelikle tarayıcımızda Zoom yazarak arama yapıyoruz. Ardından Zoom'un resmi sayfasında yükleme alanına gidiyoruz. Evet, şu anda Zoom'un resmi sayfasındaki Zoom yükleme alanındayız. Burada Dolan seçeneğine tıklayarak Zoom uygulamasını bilgisayarımıza yüklüyoruz. Yükleme gerçekleşti. Şu anda exe dosyasını çalıştırıyoruz. Zoom'un giriş sayfası gelmekte. Bu giriş sayfasında bir oturuma da katılabilirsiniz. Join Meeting diyerek. Burada daha önceden oluşturulmuş olan bir toplantı olması lazım. Bu toplantıda toplantıya tanımlı bir ID numarası var. Bu ID numarasıyla o toplantıya erişim sağlayabilirsiniz. Bunun için hesap açmanıza gerek yoktur. Sadece isminizi yazarak giriş yapabilirsiniz ve ID numarasına ihtiyacınız vardır. Bunu unutmamak gerekir. Diğer bir giriş yapma seçeneği ise, yani siz bir toplantı oluşturmak istiyorsanız bunun için de bir hesaba ihtiyacınız var. Daha önceden oluşturmuş olduğunuz hesap varsa onunla giriş yapabilirsiniz. Ya da yeni hesap açabilir. Aynı zamanda Google veya Facebook hesaplarınızla senkron şekilde oturum açabilirsiniz. Ben Google hesabımla giriş yapacağım. Evet, şu anda Zoom uygulamasına giriş yaptık. Karşımıza Zoom'un arayüzü gelmekte. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi toplantı başlatmak için bir hesaba ihtiyacımız vardı ve bu hesaba da bir ID tanımlanmaktaydı. Şu anda New Meeting diyerek kendimiz bir toplantı başlatabiliriz. Aynı zamanda yukarıdaki panelde bulunan Meetings sekmesinde daha önceden oluşturmuş olduğumuz toplantıları görebiliriz. Ve yeni toplantıları da buradan oluşturabiliriz, sıralı toplantılar. Sağ tarafta görünen ID kısmı aslında bize tanımlanmış olan bir kimlik. Bu kimliğimiz sayesinde istediğimiz zaman oluşturmuş olduğumuz toplantılara davetler gerçekleştirebiliriz. Evet, edit kısmından bir tane toplantı ayarlarına bakalım. Yukarıda bulunan ID kısmında default olarak bilgisayarımıza tanımlanan ID gelmekte, hesabımıza tanımlanan ID gelmekte. Güvenlik kısmında toplantıya hangi katılımcıların katılması gerektiğini belirlememize yarayan ve güvenlik amaçlı bir şifre tanımlanmakta. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. Değiştirmenizi de öneririz. Alt tarafta bulunan video kısmında oturumu başlatan kişi veya katılımcıların oturum başladığı anda kameralarının açık olup olmaması durumu söz konusu. Bunları açabiliriz, kapatabiliriz. Ses kısmında yine telefonun sesi, bilgisayarın sesi ama hem bilgisayarın hem telefonun sesinin seçili olması programın sorunsuz çalışması açısından iyi olacaktır. Şimdi alt tarafta bazı seçenekler bulunmakta. Bunlar oturum başlamadan önce katılımcıları oturuma giriş yapabilmesi seçenekleri. Birinci seçenek. İkinci seçenek katılımcıların seslerini kapalı ya da açık olma durumları oturum başladığı anda. Üçüncü seçenek bilgisayarımız bizim yani host tarafından toplantıyı başlatan kişi tarafından oturum başladığı anda bizim bilgisayarımıza toplantıyı kaydetmeyi sağlıyor. Otomatik şekilde kayıt başlıyor ve bilgisayarımıza kaydediyor. Bu seçeneği de yine aktifleştirebilirsiniz. Ve toplantılarınızı başlattığınız zaman otomatik şekilde toplantı kayıt altına alınacaktır. Evet, şimdi Home sekmesine geri dönelim. Burada belirtmem gereken New Meeting kısmında yeni toplantı oluştururken default olarak tanımlanan ID'niz yerine farklı bir ID ile de oturumu başlatabilirsiniz. Hemen yanında bulunan Join kısmında ise aslında hesap açmadan önce gösterdiğimiz gibi toplantılara katılabilirsiniz. Hesap açtıktan sonra da yine herhangi bir oluşturulmuş toplantıya sorunsuz şekilde katılabilirsiniz. Alt tarafta bulunan takvim sekmesinden aslında ileri tarihlere yönelik bir toplantı oluşturabilirsiniz.
Burada giriş kısmında üst panelde toplantımızın adını yazıyoruz. Alt tarafta ise hangi gün, hangi saat ve kaç dakika olacağı hakkında bilgiler yer alıyor. Bunları girmektesiniz. Burada dakika kısmında şöyle bir şey belirtmem gerekiyor. Biz şu an için ücretsiz sürümünü kullanıyoruz. Ücretsiz sürümünde en fazla 40 dakika olacak şekilde planlanmış. 40 dakikadan sonra otomatik şekilde oturum sonlanıyor. Oluşturmuş olduğunuz oturum. Zaten orada 45 dakika var. 45 dakikayı seçtiğiniz zaman alt tarafta uyarı gelecektir. Bu ücretsiz bir hesaptır. Dolayısıyla en fazla 40 dakika sürecektir oturumunuz diye bir bilgi mesajı gelecektir. Alt taraftaki bilgiler ise aslında biraz önce değindiğimiz bilgiler. Kendi default olarak tanımlanmış olan ID'niz ile katılabilirsiniz. Aynı zamanda değişen bir ID ile herhangi bir farklı ID ile de oturum başlatabilirsiniz. Yine alt tarafta güvenlik amaçlı şifre koyabilirsiniz. Videonuzun giriş kısmında açılıp açılmayacağı ile ilgili ya da katılımcıların videosunun açılıp açılmayacağı ile ilgili seçenekler bulunmakta. Yine ses ile ilgili demiştim. Telefon ve bilgisayar seçilmesi daha uygun olacaktır. Alt tarafta da biraz önce bahsetmiş olduğumuz bazı özellikler yer almakta. Bunları da isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz. Son olarak paylaşacağım kısım ekran paylaşımı. Ekran paylaşımı kısmında oluşturulmuş olan, daha önceden oluşturulmuş olan bir meetingde, bir toplantıda ekranınızı paylaşabilirsiniz. O ortama direkt ekran paylaşımı yaparak giriş yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Zoom kurulum ve arayüz detayları videosunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.